çalışmak farklı. Bizim gibi Londra'dan çalışmak çok daha farklı. Çünkü burada birebir görüştüğümüz STK'lar veya kişilerden aldığımız enerji bizim için tabii çok daha kıymetli. Çünkü biz bu hikayeleri uzakta Londra'da bağışçılarımızı anlatmak üzere de öğreniyoruz. Hem kendimiz için hem de biraz nasıl paylaşabiliriz, nasıl anlatabiliriz, bizim buradan aldığımız ilhamı nasıl aktarabiliriz. O yüzden çok heyecanlıyız. Çok güzel bir gün olacağını umuyoruz. Benim adım İpek Bozkurt. Ben avukatım. Kadına karşı şiddet ve kadın cinayeti davalarıyla çalışıyorum. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunda gönüllü avukatlarından birisiyim. Merhaba, ben Özge. Yuva Derneği'nde çalışıyorum. Derneğin kurucularından biriyim aynı zamanda. Biz Yuva'da temelde kalkınma, yoksullukla mücadele ve çevre konularında çalışıyoruz. İstanbul Kültür Sanat Vakfı olarak Turkey Mosaic Foundation'ı bu sabah İKSV binasında ağırlamaktan çok büyük bir mutluluk duydum. Ben İKSV'nin kültür politikaları çalışmalarını yönetiyorum. Kültür politikaları alanı Türkiye'de kamusal desteğin olmadığı, sivil toplumun çok büyük gayretleriyle yürüyen bir alan. Dolayısıyla bu alana verilebilecek her türlü destek çok büyük önem taşıyoruz. Çünkü kültür ve sanat diyalog kurulması yolunda en önemli adımı atabilecek alanların başında geliyor. Bilim Kahramanları Derneği, bilimin ve bilimsel farkındalığın toplumun her kesiminde yayılması ve daha fazla çocuğun ve gencin erken yaşta bilimle buluşması için 2011 yılında kurulmuş bir dernektir. Temel çıkış noktamız, daha fazla kız çocuğunun halihazırda yürüttüğümüz Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor programına katılarak hem kendini ifade etmesine fırsat sağlayabilmek, hem bilimle, mühendislikle, fen ve teknoloji alanlarındaki projelerin üretilme aşamasına daha aktif katılmasını sağlamaktır. Ben Burak Ülman, Başka Bir Okul Mümkün Derneği gönüllüsüyüm. Başka Bir Okul Mümkün Derneği, Türkiye'de erken çocukluk ve ilkokul eğitiminin dönüşmesine destek olmaya çalışan bir dernek. Derneğimiz kendi geliştirdiği dört eksenli eğitim modeliyle bu anlayışa uygun okulların kurulması ve yaygınlaşması konusunda destek veriyor. Sivil Toplum İçin Destek Vakfı'ndan aldığımız desteklerle öğretmenlerin sınıf içinde çocukların katılımını arttırmaya yönelik bir takım oyuncaklar ve materyaller geliştirmeye çalışıyoruz. Aslında iki günde yoğunlaştırılmış bir programla hem sivil toplumu, Türkiye'deki sivil toplumu daha yakından tanıma fırsatı bulduk. Hem bu konularla ilgili daha fazla ve daha derinlemesine bilgi aldık. Hem de aslında Sivil Toplum İçin Destek Vakfı ve Turkey Mosaic Foundation'ın verdiği bağışların, hibelerin nasıl kullanıldığını, hangi amaçla, ne tür faaliyetler için kullandığını daha yakından anlama ve öğrenme fırsatı oldu bizler için. Bununla birlikte de gelecek dönemde neler yapabileceğimizi, hangi alanlara destek verebileceğimizi öğrenmek, tartışmak için de bir fırsat yarattık ve çok keyifli iki gün geçirdik. Geçen seneden itibaren Mozaik'i yakından takip ediyorum ve desteklemeye çalışıyorum. Neler yaptıklarını gayet iyi bildiğimi zannetmekle beraber bu iki gün İstanbul'da benim için çok önemli ve çok kıymetli bir deneyim oldu.